Burası Cevizli Bağmış. Tabi geze geze öğreniyorsunuz. Burası Uçhisar'ın arka tarafı Cevizli Bağ. Navigasyondan bulabilirsiniz. Burası Uçhisar'ın arka tarafı Göreme. Buraları bilenler vardır. Bakın şurası kafelerin olduğu yerler. Oradan aşağı da inebilirsiniz. Arkaya dolanıp buradan da gelebilirsiniz. Burası daha güzel. Bu yapılar çok güzel gerçekten, bakın. Bir 50 metre yüksekliği var bunun. Burası ücretsiz. Nevşehir'i gezmeye gelecekseniz mutlaka güneş kremi almanızı tavsiye ederim. Çünkü burada çöl sıcağı var, İç Anadolu. Kızarmış tavuğa dönersiniz, benden söylemesi. Yapılar gerçekten nefes kesiyor. Bir de Nevşehir'i bir günde gezemezsiniz. Çünkü çok çok yapı var. Ve karman çorman yerlerde. O yüzden yani uzak bir şehirden buraya geliyorsanız mutlaka konaklamanız gerekiyor. Yoksa sabahtan çıksanız bile bitiremezsiniz. Ayrıca telef olursunuz. O yüzden planlı gelin. Gerçekten gez gez bitmiyor. Tabii ki yorgunluğu da yanınızda kar kalacak. Bütün gün yürümek zorundasınız bazı bölgeleri. Dokrimil si a super. Antalya'dan sonra burada Rus görmek mutlu ediyor. Sadece Antalya'ya gitmiyorlar demek artık. Görüntüler müthiş. Şuna bakın. Burası tam şurası Uçhisar. Tepeye de çıkılıyor. Şuralar kafe bölgeleri bakın. Bilirsiniz aşağıdan yukarıya doğru yürüyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Şu taş nasıl düşmüyor? İnsanı şaşırtıyor. Bakın bu yapıların içinde ticaret yapanlar da var. Hediyelik dükkanıymış burası. Bu şekilde içinde yaşanabiliyor. Bu yapıların nasıl oluştuğuna dair bir görüntü bakın. Bugün hava yağmurlu. Yağmur yağdı ve su yolu bu şekilde tüf denen maddeyi aşındırdı bakın. Yani milyonlarca yıl bu bölge bu şekilde su ile aşındırıldı bakın. Bunlar mikro yapılar. Bunlar da makro yapılar. Yani bu yapılar 65 milyon yıl boyunca bu şekilde oyularak oluştu. Bakın bir örnek. Su etrafından dolanmış ve oymuş. Cevizli Bağ'dan çıktık. Uçhisar'ın arka tarafı. Şuradan Aşk Vadisi diye küçük bir yol var. Oraya geldik. Gerçek Aşk Vadisi diğer taraftan. Burayı da bir görüntüleyin bakın. Şu çizgiler buradan su aktığının en büyük kanıtı.
Gez gez bitmez buralar. O yüzden ya erken çıkın ya da burada konaklayın. Yoksa geze geze bitiremezsiniz. Şuna bakın. Görüntüler muhteşem. Tabi burada yaşayan insanlar da var. Çizgilerin hepsi suyun aşındırması. Nevşehir'in en güzel bölgelerinden biri Aşk Vadisi. Demin gördüğümüz o vadinin sonu buraya geliyor. Bakın muhtemelen bir zaman su burada birikti ve bakın şu çizgileri oluşturdu. Yani şu şekilde dalgalanarak daha sonra bu konik yapıları oluşturdu. En belirgin olarak Aşk Vadisi bu peri bacalarının görülebileceği yer. İnsanlar kamp yapıyor tabi. Burası ücretsiz kamp alanı. Burada kamp yapabilirsiniz. Tabi burası yaz kış serin olur. Ona göre hazırlıklı gelirsiniz. Aşağıya da iniliyor. Şu arka taraftan şöyle. Bakın şuralarda yollar var. Oralara inebiliyoruz. Uçhisar şu şekilde. Bu açıdan suyun bıraktığı izler daha çok belli oluyor. Suyun burayı zamanla nasıl oyduğunu daha net görebiliyoruz. Aşk Vadisi, tekrar belirteyim, burada kamp yapabilirsiniz. Bakın burada çok geniş bir alan var, burada kamp serbest. Hatta şu diğer tarafta kamp yapanlar var. Bu şekilde vadi, bakın oradan devam etti. Burada trekking, yaya
olarak yürünebiliyor. Yani insanlar yürüyor. İsterseniz yürüyebilirsiniz. Tabii şu an hava serin olduğu için biz bu kadar gezebildik. Yazın geldiğinizde gerçekten çok sıcak oluyor. Ve telef oluyorsunuz. Buna dikkat ederek çıkmanızı tekrar tavsiye ediyorum. Çünkü gez gez bitmiyor arkadaşlar burası. Bin bir çeşit bölge var. Bakın insanlar yürüyor. Yapılar nefes kesici.